أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve hlul uqdete min lisani yefkahu kavli. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, şimdiki dersimizin konusu ve mevzuu abdesti bozan şeylerle alakalıdır. Abdesti bozan şeyler metin itibariyle metni okuyup anlatacağım. Ondan sonra birazdan teferruatına, açıklamalarına geçeceğim değerli kardeşlerim. Abdesti bozan şeyler 6 tanedir. 1- Ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. 2- Makadını iyice yerleştirip yapıştırmadan uyuması. 3- Hastalık veya sarhoşluktan aklının gitmesi. 4. Gerek erkek ve gerekse kadın, her ikisinin tenleri bir arada bir engel, yani bir perde olmadan birbirine yabancı olanların değmesiyle ikisinin de abdestleri bozulur. Tabii ki bunlar kendisinin nikaha düşmeyenlerden bozulmaz. Mesela ana, teyze, hala, kardeş, amca, dayı, dede, nine, yeğen, süt anne, süt kardeş gibi bunlardan bozulmaz. 5. İnsan elinin içi tenasül uzvuna dokunması. 6. İnsanın dübür halkasına, yani dübür deliğine elinin iç tarafı dokunması abdesti bozar. Kavli cedide, yani yeni görüşe göredir. Kavli kadime, yani eski görüşe göre ise bozulmaz. Tabi bu kavil İmam Şafii'nin kavli kadim ve kavli cedididir. İmam Şafii Hazretleri kavli kadime göre bu bozulmaz. Yani önceki görüşüne göre, sonraki görüşüne göre bozulur. Şimdi bakalım abdesti bozan durumlarla alakalı biraz açıklamasını yapacağız inşallah. Abdesti bozan durumlar, abdesti bozan yani hükmünü iptal eden hususların çoğunda üzerinde ittifak edilmiş, bir kısmı hakkında ise ihtilaf edilmiştir. Hanefilere göre abdesti bozan şeyler 12 tanedir. Malikilere göre 3 tane, Şafiilere göre 5 tane, Hanbelilere göre ise 8 tanedir. Daha geniş bir bilgi için İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 187 ile 206 sayfaları arasına bakılabilir. Teferruatı daha geniş manada orada okuyup öğrenebilirsiniz değerli kardeşlerim. Aşağıdaki şeylerden herhangi biri abdesti bozar. 1. Önden veya arkadan sidik, dışkı, kan, meni, mezi, vedi gibi bir necasetin veya herhangi bir sıvının çıkması. Allah-u Teala içinizden biri ayak yolunda gelmiş ise buyurmuştur. Burada kinaye yoluyla büyük ve küçük abdest bozma kastedilmiştir. Diğer yandan Allah'ın elçisi özür istihaza kanı görmekte olan Fatma binti Hubeyşe şöyle buyurmuştur. Eğer bu ay başı kanı ise bilinen siyah bir kandır. Şayet böyle ise namaz kılma. Başka türlü ise o vakit abdest al ve namaz kıl. Bu çatlak damarından gelen bir kandır. 2. Arka taraftan yel çıkması. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yellenip yellenmediğinden şüpheye düşen kimsenin ses veya bir koku duymadıkça
abdestinin bozulmayacağını bildirmiştir. 3. Ön ile arkadan başka ağız, burun veya bedenin diğer herhangi bir uzvundan kan, irin veya cerahat gibi şeylerin çıkması. Ağızdan gelen kana bakılır. Eğer bu kan tükürü kadar veya tükürükten fazla ise abdesti bozar. Aksi halde abdesti bozmaz. Bu renginden anlaşılır. Diğer uzuvlardan ise, uzuvlardan çıkan kan ise çıkma yerlerinde yanlara yayılırsa abdesti bozulur. Abdesti bozar. Yoksa ince iğne ucu gibi çıkıp da yerinde kalan bir kan katresi abdeste engel olmaz. Bunun el veya parmakla silinmesi de zarar vermez. Yaradan çıkan irin ve sarı su hükmünde de hüküm böyledir. Vücuttaki kabarcıklardan çıkan safi su da sağlam görüşe göre, görülen görüşe göre kan hükmündedir. Başka bir görüşe göre ise bu abdesti bozmaz. Bu son görüşle amel edilebileceği bazı müteahhir fakihlerce belirtilmiştir. Çıkan kanın abdesti bozduğu konusunda fakih Hanefiler şu delillere dayanırlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her akan kandan dolayı abdest almak gerekir. Her kim namazdayken kusar veya burnundan kan akarsa namazdan çıksın ve gidip abdest alsın. Ondan sonra da konuşmadığı sürece gelsin, namazını bıraktığı yerde tamamlasın. Bir iki damla kan çıkmasından dolayı akan bir kan olması hali müstesna abdest almak yoktur. Hanbeliler az miktarda kanın aksa bile abdesti bozmayacağını söylerken Maliki ve Şafiiler az olsun çok olsun vücuttan çıkan kanın abdesti bozmayacağı görüşünü benimsemişlerdir. Dayandıkları deliller Hazreti Enes bin Malik'in Enes'ten naklettiği şu hadistir. Resulullah aleyhissalatü vesselam kan aldırdı ve abdest almaksızın namaz kıldı. Kan aldırdığı yerleri yıkamanın dışında bir şey yapmadı. Diğer yandan Resulullah aleyhissalatü vesselam Zat-ı Rika gazvesindeyken bir adama ok isabet etmişti. Kan akarken ruku ve secdeye vararak namazını tamamlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabiye ses çıkarmamıştır. 4. Ağız dolusu kusmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kusmak abdesti bozar buyurmuştur. Ağız dolusu yiyecek, su, pıhtılaşmış kan veya safra gibi şeyleri çıkarmak abdesti bozar. Balgam ise nereden gelirse gelsin tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Şafii ve Malikilere göre ise kusmakla abdest bozulmaz. 5. Aklın idrak gücünü gideren durumlar abdesti bozar. Uyuma, bayılmak, akıl hastası olmak, sarhoşluk ve sara gibi nöbetti bunlar arasında sayılabilir. Yan yatarak veya bağdaş kurarak veya dirseklere dayanarak yahut ayaklarını oturarak yerinin altından bir tarafa uzatarak yahut namaz dışında secde eder gibi bir halde uyumak abdesti bozar. Yine herhangi bir şeye yaslanıp yaslandığı bu şeyde çekildiği takdirde düşecek olursa ve kalçaları da yerde değilse abdest bozulur. Çünkü gevşeme hali bu şekilde bir yaslanma ile son noktasına ulaşmış olur. Şafiilere göre ise bu son durumda kalçalar yere iyice oturmuş ise abdest bozulmaz. Çünkü böyle bir durumda herhangi bir şeyin çıkmasından emin olunur. Uyku ile birlikte his kaybolur. Bu durumda kalçalar boşlukta kalırsa gevşeme hali sebebiyle
yerlenme meydana gelebilir. Burada abdestin asıl bozulma sebebi ise bu yerlenme halidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Göz makatın bağıdır. Bu bakımdan uyuyan kimse abdest alsın. Göz makatın bağıdır. Gözler uyuduğu zaman bağ çözülür. Bu duruma göre namazda, kıyamda, ruku ve secdede iken yahut namaz dışında bu durumda olup uyumakla abdest bozulmaz. Fahiş mübaşerat, Hanefilere göre 6 fahiş mübaşerat. Hanefilere göre erkekle kadının engelsiz veya çok ince bir engel ile karınlarını veya cinsel organlarını birbirine dokundurmaları abdestlerini bozar. Burada mezinin de çıkması da şart değildir. İmam Muhammed'e göre bu durumda bir ıslaklık, bir mezi görülmedikçe abdest bozulmaz. Bozulmuş olmaz. Kadına mücerret olarak dokunmanın abdesti bozmadığı şu delillere dayanır. Kur'an-ı Kerim'de yahut da kadınlara dokunmuşsanız buyurulur. Ayetteki dokunmak lems, İbn Abbas'a göre cinsel temasta bulunmak demektir. Bu mecaz anlamıdır. Şafiler ise bunun gerçek anlamını esas alarak lemsin el ile yoklamak veya tenlerin birbirine değmesi veya elle dokunmak anlamlarına geldiğini söylemişlerdir. Bu yüzden Şafiilere göre abdestin erkeğin nesep, süt veya sıhri hısmı gibi bazı mahremleri dışında kalan yabancı bir kadına aralarında herhangi bir engel bulunmaksızın dokunması her ikisinin de abdestini bozar. Ancak kadının saçları, dişleri ve tırnakları bundan müstesnadır. Malikiler ve Hanbeliler ise kadının tenine dokunmayı lezzet ve şehvet duyma ile sınırlandırmışlardır. Hanefiler ise bu konuda şu hadislere dayanırlar. Hazreti Aişe radıyallahu teala anha şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birisini öper, sonra da abdest almaksızın namaz kılardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam ben onun önünde boylu boyunca yatmış olduğum halde namaz kılardı. Vitir kılmak isteyince ayağıyla bana dokunurdu. Hazreti Aişe'nin naklettiği bu hadislerde kadına dokunmanın abdesti bozmadığına delil vardır. 7. Namazda kahkaha ile gülmek, kahkaha kişinin yakınında bulunanlar tarafından duyulacak şekilde gülmesidir. Delil şu hadistir. Sizden biriniz namazdayken kahkaha ile gülerse abdesti ve namazı ile birlikte iade etsin. Bunun namazı bozması, namaz kılana bir ceza olması ve tekrarını önlemek içindir ki namazın dışında kahkaha ile gülmek abdesti bozmaz. 8. Erkek ve kadının cinsel organları içine konulacak bez veya pamuğun dış kısmına sidik ıslaklığının ulaşması yahut da bunlar çıkarıldığında iç kısmının ıslak olması abdesti bozar. 9. Cinsel temasta bulunmak 10 mesler üzerine mesihten itibaren mukim için bir günün, yolcu için 3 günün geçmiş olması veya bunların belirtilen surelerin içinde ayaktan çıkarılması abdesti bozar. 11. Özürlü olan kimsenin abdest aldığı özürlü kimsenin aldığı abdeste namaz vaktinin çıkması abdesti bozar. 12. Teyemmüm yapmış olan kimsenin suya ulaşması, bu son 3 madde ayrıca kendi konuları içinde incelenecektir. Abdestin bozulması ile ilgili görüş ayrılığı bulunan konularda ihtiyatlı davranmak daha uygundur. Mesela Hanefi mezhebinde bulunan bir kimse
kendi mezhebine göre abdesti bozmayıp başka mezheplere göre bozan bir halde bulunursa ihtilaftan kaçınmak için abdest alması menduptur. Özellikle imamların, imam olanların buna dikkat etmesi ihtiyat gereğidir. 13. Kan görülmeksizin doğum yapmak Hanefilerde sahih olan görüş İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşü olup şöyledir. Bu durumda kadın lahusa olmaz. Çünkü lahusalık kan ile alakalıdır. Kan da görülmemiştir. Bu şekilde doğum yapan kadına ıslaklık olacağı için abdest alması gerekir. İmam Ebu Hanife ise böyle bir kadına ihtiyaten gusletmek düşer. Çünkü ekseriye az ya da çok olsun kan olmadan doğum olmaz demektedir. Evet, İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 189. Madde 14. 14 yani abdesti bozan şeylerin 14.sü deve etini yemek. Yalnızca Hanbelilere göre deve eti yemek her durumda abdesti bozar. Hanbeliler dışında kalan cumhur ise yani Hanefi, Maliki, Şafiiler ise bununla abdesti, deve eti yemekle abdest bozulmaz. 15. Cenazeyi yıkamak Hanbelilerin çoğunluğuna göre ölüyü veya bir kısmını yıkamaktan dolayı abdest bozulur. Yıkanan cenazenin küçük ya da büyük, erkek ya da dişi, Müslüman ya da kafir olması hükmü değiştirmez. Fakihlerin çoğunluğu ise ölüyü yıkamaktan dolayı abdest gerekmez demişlerdir. Sahih olan görüş de budur. 16. Abdeste şüphe Maliki mezhebine göre meşhur olan görüşüne göre bir kimse abdestli olduğundan emin olur veya zannederse, sonra da abdestinin bozulduğundan şüpheye düşerse abdest alması gerekir. Şayet abdestinin bozulduğundan emin olur ve abdestli olduğundan şüphe ederse yine abdest alması gerekir. Çünkü zimmetten ancak yakin ile kurtulmak mümkün olur. Malikilerin dışında kalan cumhur ise abdeste şüpheyle bozulmaz. Kim abdestli olduğundan emin olur da bozulduğundan şüphe ederse veya abdestinin olmadığından emin olur, abdestli olduğundan şüphe ederse emin olduğu görüşü alır. Bu da birinci halde abdestli olduğu, ikincisinde de abdestsiz olduğu görüşüdür. 17. Guslu gerektiren şeyler de abdesti bozar. Hanbeliler der ki ölüm dışında guslu almayı gerektiren her şey abdesti bozar. Çünkü ölüm guslu gerektirmekle birlikte abdest almayı gerekli kılmaz. Guslu gerektiren şeyler arasında erkek ve kadının organlarının birleşmesi, iltika'ul hitaneyn, meninin intikali aslen kafir veya mürtet olan kimsenin İslam'a girmesi, şayet mürted tekrar İslam'a dönecek olursa gusletmesi vacip olur. Gusletmesi vacip olunca abdest almak da vacip olur. İrtidat ile abdest bozulur çünkü irtidat bütün amelleri boşa çıkarır. Abdest veya gusül de bu ameller arasındadır. Bu görüş Malikilerin görüşüne uygundur. Ancak Hanefi ve Şafiilere göre irtidat ile abdest bozulmaz. İslam Fıkhı Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 189 ile 202 sayfaları. Evet, abdesti bozmayan durumlar. Abdesti bozmayan durumlar. Aşağıdaki şeyler abdesti bozmaz. Kişinin ön ve arka yollardan birinin başka vücudunun herhangi yerinde çıkan kan, irin veya sarı su ile çıkış yerinin çevresine yayılmayıp bir damla halinde kalırsa, abdesti bozulmaz. 2. Kabuk bağlamamış bir yaranın kan çıkmaksızın kabuğun düşmesi,
kabuğunun düşmesi, 3 mayasıl rütübeti ve hakkınızı helal edin. Biraz rahatsızım. Fakat zaman olan kavramını velev ki bir dakika olsa bile o zamanın bize efendim ganimet olduğunu düşünerek hasta da olsak, rahatsız da olsak en azından Rabbimizin bizden efendim razı olacağı bir şey yaparsak inşallah bu da mana alemi için güzel bir şey olacağı düşüncesi ve inancındayım. Bundan ötürü de hakkınızı helal edin. Evet. Mayasıl rütübeti ve parmak aralarındaki pişiklik. Bu da abdesti bozmaz. 4. Tükürük veya sümüğe yarıdan az kan karışması. 5. Ağız dolusu olmayan kusuntu. 6. Ağız dolusu balgam kusmak. Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre abdesti bozmaz. Ebu Yusuf'a göre ise içeriden cevf yani gelen ağız dolusu balgam abdesti bozar. 7. Burun, kulak veya bir yaradan vücut kurdunun düşmesi, bu kurt temiz olup üzerinden yaşlık azdır ve kendisinden akıcılık özelliği bulunmaz. 8. Cinsel organına elle dokunmak abdesti bozmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkeklik organına dokunan bir kimse abdest alması gerekir mi diye sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir. O senden bir parçadır veya senden bir et parçasıdır. Hazreti Ali radıyallahu teala an Allah ondan razı olsun bu konuda şöyle demiştir. Ben ona mı yoksa burnumun yumuşak tarafına mı dokundum hiç umurumda değil dediği nakledilmiştir. Şafiilere göre bir erkek veya kadın kendisinden veya başkasının cinsel uzvunu veya dübürünü çıplak olarak elinin içiyle tutsa abdesti bozulur. Maliki ve Hanbelilere göre de böyledir. Ancak bunlara göre bir kadının kendi cinsel organını tutması abdesti bozmaz. Delilleri şu hadislerdir. Erkeklik organına dokunan kimse abdest alıncaya kadar namaz kılmasın. Her kim eliyle erkeklik organına arada bir örtü olmaksızın dokunacak olursa onun abdest alması gerekir. Bu konuda çoğunluğun dayandığı deliller daha sağlam görünmektedir. Çünkü Hanefilerin dayandığı Talh bin Ali'nin naklettiği hadisin zayıf hatta mensuh olduğunu öne sürülmüştür. Diğer yandan cinsiyet uzvuna elle dokunulması sonucundan mezi denilen sıvının çıkıp abdesti bozması daima ihtimal dahilindedir. 9. Arka taraftan rütübetsiz, kokusuz bir halde çıkarılan, kullanılan ilaç. Hukne. Ancak bu durumda abdesti yenilemek ihtiyata uygundur. Erkeğin cinsel organına damlatılıp erkeğin 9 arka taraftan rütübetsiz, kokusuz bir halde kullanılmış ilaç hukne ancak bu durumda abdesti yenilemek ihtiyata uygundur. 10 erkeğin cinsel organına damlatılıp daha sonra geri gelen yağ Ebu Hanife'ye göre abdesti bozmaz. 11. Pıhtı halinde kusulan kan parçası. 12. Baştan buruna veya kulağa kadar akıp gelen fakat gusül abdestinde yıkanması gereken yere kadar ulaşmayan kan. 13. Isırılan elma akıp gelen fakat gusül abdestinden yıkanması gereken yere kadar ulaşmayan kan. Isırılan elma veya ayva gibi sert bir meyve üzerinde yahut kullanılan misvakta görülüp akıcılığını bilmeyen kan eseri.
14 pire, kene, sivrisinek ve karasinek gibi haşeretten birisinin doluncaya kadar, kan emdiği doluncaya kadar, emdiği kan sürüğün doluncaya kadar, emip de düştüğü zaman kendisinden akacak kadar olan kan abdesti bozar. 15. Oturağı tamamen yere yerleştirmek suretiyle oturarak, yine namazdayken ayakta veya oturarak yahut rükû veya secde halinde uyumak. 16. Namaz dışında veya cenaze namazında yahut da tilavet secdesinde kahkaha ile gülmek Şafiilere göre namaz içinde de kahkaha ile gülmek abdesti bozar. 17. Kendisinin de yanındakilerin de işitmeyeceği derecede gülümseme abdesti de namazı da bozmaz. Ancak yalnız kendisinin işitebileceği derecedeki gülme abdesti değilse de namazı bozar. 18. Ağlamak da abdesti bozmaz. Abdestin sıhhatine engel olmayan şeyler. 1. Tırnaklarda bulunan veya bedenin terlemesinden doğan kirler, pire ve sinek tersleri abdestin sıhhatine engel olmaz. Boyacıların ellerinde veya tırnaklarında zaruri olarak kalabilen boyalar abdestlerine zarar vermez. Ancak bir zarurete bağlı olmaksızın tırnakların üzerinde ince bir tabaka teşkil eden ve altlarına suyun gitmesine engel olan boyalar abdestin sıhhatine manidir. Nitekim abdest organlarına yapışmış bulunan mum, hamur, çapak gibi şeyler de böyledir. 3. Bir yaranın üzerine konulan ilaç yaranın dışına yayılmış olursa bu aşılan kısım yıkanır. Ancak yıkanılması zarar verecekse meshetmekle yetinilir. 4. Bir kimse abdest aldığı kesin olarak bilindiği halde abdestinin bozulup bozulmadığında şüphe etse abdestsiz sayılır. Bunun aksine abdestinin bozulduğunu kesin olarak bildiği halde daha sonra abdest alıp almadığında şüphe etse abdestsiz sayılır. Çoğunluğun görüşü budur. Çünkü kesin olarak bilinen şey şüpheyle ortadan kalkmaz. Delil Abdullah bin Zeyd'in naklettiği şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme namaz sırasında bir şeyler hissettiği duygusu gelen kişinin durumunda şikayette bulunulunca şöyle buyurmuştur. Bir ses işitmedikçe veya bir koku duymadıkça namazı bırakmaz. 5. Abdest sırasında veya abdestten sonra abdest organını yıkayıp yıkamadığından şüphe eden kimse eğer çok kere bu çeşit vesvese oluyorsa o organını yıkaması gerekmez. Her zaman böyle vesvese oluyorsa yıkar. 6. Abdest organlarında biri veya birkaçı bulunmayan kimse mevcut organları yıkamakla yetinir. Bir organ yerine ameliyatla takılacak başkasına ait organ onun yerine geçer. Evet, bu da İlmihal Doçent Doktor Hamdi Döndüren Bursa 30 Temmuz 1991 Erkam Yayınları tarafından yayınlanan eserden nakledilmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.